sıkıntılardan kurtar ya Rabbim. Emre'ye acil şifalar ver. Yetmedi mi Allah'ım çektiğimiz bu sıkıntılar artık. Sılam. Kuzum ne oldu sana? Perişan olmuşsun. Kıyamam sana. Oldu. Ne oldu Sılam? Hele bir de bana. Anne ben dayanamıyorum artık. Keşke sabah uyandığımızda bunların hepsi birer kabus olsa. Her şey geçecek yavrum. Sen yüreğini ferah tut. Korkma sakın. Yeter yavrum. Yeter ağlama artık. Bak harap olmuşsun zaten. Ana, Azat aradı. Ameliyat hala devam ediyormuş. Kenan amcayla bekliyorlarmış. Bir şey olursa haber verecek. Siz çokça dua edin dedi. Emre düzelecek yavrum. Bakın, bunca insan onun için dua ediyoruz. Korkmayın. Sıla. Abimden hiç haber var. Hayırlı sabahlar abi. Nasılsın? Şükür iyiyim. Hayırdır bu saatte? Ya dün akşam arayacaktım da saat epey geçti. Abi. Buran senin sözünü tutmuş. Hani o İstanbullu oğlan vardı ya, Emre. Onu vurmuş. Aslan oğlum benim. Biliyordum. Yüzümü yerde koymayacaktı. Peki şimdi nasıl aslan oğlum benim? Akşam Buran'ı gözaltına aldılar abi. Ben de hemen avukatı yanına yolladım. Sorgusu devam ediyormuş. Biter bitmez ben de yanına gideceğim. Ne gerekiyorsa yapın. Zaten içeride fazla tutamazlar. Ne de olsa koskoca ağa. İşte ben eve dönerken ameliyat hala devam ediyordu. Ama doktorlar ümidi kesmiş sanki. Herhalde artık ölü gözüyle bakıyorlar. Ya Allah korusun oğlum ağzına hayra aç. Çıkmadıkça da umut vardır hala. Sakın bunu Sılam'ın yanında söyleyip de sinirini iyice bozmayın yavrumun. Hevazat, oğlum bu Boran Ağa'nın tutuklandığı doğru mu? Ha baba, Emre'nin babası oğlumu vurdu diye şikayet etmiş. Ya ben dediydim size Bedar değil mi? Beni bir dinlemediniz ki yani. Bu herifi bu kadar burnumuzun dibine sokmayın. Boran Ağa görünce kıllanacak dedim işte. Ya Celil anla uzattım ben demiştim, ben demiştim diye üf. Ya uzatsam ne olur, uzatmasam ne olur şimdi? Gece geldi, görünce onu dayanamadı, belki de çekti vurdu. Eğer böyle olduysa bile Boran Ağam yerden göğe haklı. Kim olsa aynı şeyi yapar. Yanlış mı? Yanlış baba. Emre'yi Boran vurmadı. Hadi başkalarını geçtim de bari siz buna inanın. Kızım, ben Boran Ağa vurmuş demiyorum ki. Korumalar sadece Boran Ağa'yı görmüşler. Akşam Sedat Bey de öyle dedi. Kimin ne dediği, ne düşündüğü umurumda bile değil. Ben Boran'ın söylediklerine inanıyorum. Bunu da size kanıtlayacağım. Ya
Yahu sizde hiç akıl yok mu? Şu kızın haline bakın. Zaten acısı katmerli. Destek olacağınıza, şu yaptığınıza bakın. Tüh size. Nereye böyle iki lokma yemeden daha yavrum? Benim yemek düşünecek halim mi var anne? Sıdam, sen babana bakma. Konuşuyor ama o da inanmıyor. Boronam er kişidir. Kaypak değildir. Senin gözünün içine bakıp vurmadım diyorsa doğrudur yavrum. Biliyorum anne. Ama bunu kanıtlamak gerekiyor. Bunun için de Emre'yi kim vurduysa bulmak lazım. İyi diyorsun da yavrum. Nasıl bulunacak ki bu adam? Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama eninde sonunda bir yolunu bulacağım. Sıla, hak yerini bulur. Sen kendini üzme mi yavrum? Uy kızım. Uy yavrum. Sıla Hanım, kapının önünde bir gazeteci ordusu var. Sizin dışarı çıkmanızı bekliyorlar. İsterseniz arka kapıdan beraber gizlice çıkalım. Hayır Sedat Bey, gerek yok. Benim ne kaçacak ne de saklanacak bir durumum var. Neyse, soruları cevaplayacağım. İşte çıktı, kamyon hazır hocam. Sıla Hanım, bir açıklama yapacak mısınız? Bakar mısınız Sıla Hanım? Sıla Hanım, eşinizin tutuklandığı söyleniyor. Bu haberi doğrular mısınız? Sıla Hanım, Emre Bey eski sevgiliniz mi? Orhan Bey kıskançlık yüzünden mi vurdu Emre Bey'i? Sıla Hanım, eşinizden boşanıyor muydunuz? Eşinizi aldattığınız doğru mu? Dinler misiniz lütfen? Eşimle ben birlikteyiz. Eşimi aldatmam söz konusu bile değil. Emre Bey şirketimizin avukatı ve benim çok eski bir dostumdur. Ayrıca Emre Bey'in vurulmasıyla eşimin hiç bilgisi yok. Benim kocam katil değil.